Merhaba Nesli.com takipçileri. Bugün sizler için Copa Amerika'nın B grubunu değerlendireceğim. Kuzey bölgesi takımları yer alıyor Copa Amerika B grubunda. Yani turnuvanın geç ev sahibi olan Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Ekvador ve Peru. Aslında gerçekçi olarak bakarsak Brezilya'nın Dünya Kupası elemelerinde 6'da yaptığı şu dönemde yine bu grupta da turnuvanın ev sahibi olmanın getirdiği avantajla beraber sadece gruptan çıkmak için değil, liderlik anlamında da en önemli takım olduğunu görüyoruz. Onların arkasından bakarsak Kolombiya hiç kuşkusuz devreye giriyor ki son yıllarda Copa Amerika'da ciddi hayal kırıklığı yaratan bir milli takım durumundalar. Yani son yılları bir göz önüne getirdiğimizde dördüncülükten öte bir başarı elde edemediklerini görürüz ki yine bu turnuva öncesinde de bir hayli belirsizlikler var. Birazdan değineceğiz ona da. Ekvador milli takımı yeni bir teknik direktörüyle beraber yeni bir sayfa açmıştı 2000 yılının son döneminde. Ancak son haftalarda biraz eleme grubu performansı üzerinden de gidersek düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Peru'da bir değişim var zorunlu olarak hücum hattından. Onlar da bir gelişime açık yeni bir takım olmaya çalışıyorlar. Son haftalarda çok istikrarlı gitmediklerini söylemek lazım ama yine de başlarında tecrübeli Ricardo Gares olduğunu söz etmek gerekir. Ve tabii ki Venezuela 2017 U20 Dünya Kupası'nın sürpriz şampiyonu. O kadronun belli iskeletini buraya taşıdılar ama Copa America üzerinde şampiyonluğu olmayan tek ülke durumundalar. Ve tabii ki çok fazla belirsizlik var. Brezilya cephesiyle başlarsak Tite yönetiminde 6'da 6 ile elemelerde giden bir takım. Neymar'ı daha efektif ve daha fazla savunma yardımı olmadan ön taraftaki becerisini kullanmak adına geliştikleri 4-4-2'de çok iyi ilerlediklerini söylemek lazım. Aynı zamanda bazen 4-2-3-1'e geçilen kurguda şu ana kadar iyi işler çıkarttıklarını söylemek gerekiyor. Kolombiya cephesinde hiç kuşkusuz en büyük belirsizlik Hemis Rodriguez ve Falcao'dan yoksun kadronun ki bu iki isim aslında milli takım tarihinin en golcü 3 isminden ikisi olmasının dışında oyun seviyesini de belki de son 10 yıldır başka bir düzeye ve onlar üzerine yerleşim haline geldiğini de belirtmek lazım. Bu açıdan da Kolombiya'da Zapata ve Muriel'in Atalanta dönemindeki performansını buraya yansıtması da büyük merak konusu olacak ki oyun lideri de muhtemelen Cuadrado üzerinden başlayacak. Kanat organizasyonunu çok fazla aktif göreceğimiz bir Kolombiya izleyeceğiz. Öte taraftan Ekvator'a geçersek de yani forvet bölgesindeki kısırlıktan dolayı tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi Enner Valencia'nın yine milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olarak ön tarafta değerlendirildiğini görüyoruz ki bu açıdan Ekvator'un hareketliliğinin iç sahadaki yüksek rakım avantajını kullanan takımdan bir turnuva takımına dönüşebileceğini göreceğiz mi? Bu tabii ki biraz merak uyandırıyor. Peru cephesine gelirsek özellikle Cuma'da ciddi değişiklik var. Yani Guerrero herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen milli takımın en önemli ismiydi. Ancak o kadar formsuz ve maç eksiği vardı ki kadroya dahil edilmedi. Yine Farfan ve Flores gibi son yıllarda sürekli hücumun diğer parçalarını oluşturan isimler de kadroya almıyor. Bunların yanı sıra baktığımız hücum tarafında yenilikler var. İşte Lapadula, Serie A'nın 36 yaşında zirve yapmış oyuncusu kadroda. Ormeno, Meksika'da geriye bıraktığımız yılı belki de en iyi bitiren forvetti. O kadro ilk defa alındı. Yani Beobolik, Pupé Peru'da bazı değişiklikler var bu açıdan. Venezuela tarafına bakarsak da yani çok fazla oyun lideri olan bir takım değil. Özellikle de savunmanın en önemli ismi Osorio yokken üçlüde çok fazla aksadıklarını ve dörtlüde kombin oluşmakta zorlandıklarını görürüz. Ön tarafta da hem topu tutmalı hem de takımı oraya yerleştirme anlamında ciddi fark eden havadan ve yerden etkili Rondon yer almıyor. Bu açıdan bakarsak Venezuela'nın işi PSR yönetiminde tıpkı Dünya Kupası elemelerinde olduğu gibi kolay gözükmüyor. Ben açıkçası Venezuela'nın bu grupta son sıraya alabilecek takım olabileceğini düşünüyorum. Yani Peru ile belki de bu açıdan yarışacaklar ama bir adım daha geride kaldıklarını düşünüyorum. Kısaca B grubuna dair tercihlerim de bunlardı. Özetlemek gerekirse de Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Peru'nun bu gruptan çeyrek finale çıkma ihtimali yüksek gözüküyor. Şimdiden herkese alacakları kuponlarda bol şanslar diliyorum.